Saygıdeğer takipçilerimiz, spor spikeri Merve Toy ile birlikte bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bu röportajda Merve Toy'a nasıl başladıklarını soracağız bu işe. Neler yaptıklarını, neler yapacaklarını soracağız kendilerine. Ve bu işi yapmak isteyen öğrenciler var bizim gibi, bizler gibi. Bizlere neler önerirler kendileri bu sektörde? Birçok ulusal kanalda çalışmış bir spiker olarak, muhabir olarak bize neler önerirler? Bunları kendilerinden rica edeceğiz ve biraz da hedeflerini konuşacağız Merve Toy'un. Daha birçok hedefleri vardır. Öyle umuyoruz, öyle düşünüyoruz ki. Bunları konuşacağız. O zaman dilerseniz röportajımız başlasın. Geçelim röportajımıza. Öncelikle merhaba diyelim. Merhaba. Çok teşekkür ediyoruz röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Nasıl başladığınızı soralım mı biraz? Öğrencilik yıllarınızdan girelim. Kafanızda böyle bir şey var mı? Vardı. Çok küçükten vardı. Öğrencilik hayatım başlamadan önce vardı. Ben çok küçükken hep televizyonda kadın haber spikerler, o zaman spor spikeri yoktu ben çok küçükken, hatırlamıyorum ya da. Hep böyle kadın spor spiker, kadın haber spikerleri, mesela iki kişi falan vardı herhalde benim hatırladığım, bilmiyorum. Gülgün Feyman vardı mesela. Böyle izlerken çok bana şey gelirdi, güzel gelirdi böyle ceket giyip haber sunuyor olmak falan, çok özenirdim. Ondan sonra ama bir taraftan da sporu çok seviyordum. Sonra ben işte büyüdüm, sporla çok haşır neşir büyüdüm babamın işi yüzünden falan. Sonra medya sektöründe hep olmak istiyordum ama sporu da çok sevdiğim için sporla entegre olan bir alan istiyordum. Dolayısıyla tam da zaten benim üniversite zamanımda hani spor medyasının da çok hareketli olduğu dönemlerdi. İşte hep söylüyorum, Şansal Büyükağ o zaman Show TV'de maraton programını yapıyordu. Bizim de bir abazlık, çerkeslik yüzünden bağımız vardı. Üniversite 1'e başladım. Hemen rica ettim, okulda devam mecburiyeti yoktu bizim o zaman Marmara Üniversitesi'nde. Ondan sonra okulla beraber 1. sınıfta başladım, işte 18 yaşındaydım. İşte 16. senem bitecek Ekim'de. 16 sene bitiyor yani. 16. sene bitiyor diyorsun. Evet, ondan sonra Show TV, işte Lig TV kuruldu hemen 6 ay sonra, Lig TV. Sonra 12 sene Lig TV'de çalıştım. Sonra 3 sene TRT'ye program yaptım. Sonra şimdi Esport, Saran Grup Esport diye bir kanal açtı. Oraya televizyon programı yapıyorum. Turkcell için, Turkcell'in kendi platformuna 5 gün spor müdürleriyle ve yorumcularıyla program yapıyoruz. Gazeteye yazı yazıyorum basketbolla ilgili. Milliyet, Vatan grubu, artık Hürriyet hepsi. Hürriyet evet. Dergiye yazıyorum falan, öyle bir harala gürele hala devam ediyor kariyerim. Hala devam ediyor diyorsunuz. Şunu soracağım. İşin biraz daha teknik kısmındasınız ilk başta baktığınızda. Evet, evet. Kısmında. Evet, tabii. Oradan ön tarafa geçmek nasıl oldu? Birincisi bunu soracağım. İkincisi de şu. Ön taraf mı yoksa kamera arkası mı? Ya ben kamera arkasını tercih ederim. Şöyle yani, bu ya herkes tabii ki gördüğü şeye heves ediyor. Dolayısıyla kamera arkasında çok ne yaşandığını görmüyorsun. Dolayısıyla insanlar izledikleri şeye heves ediyorlar. Benim gibi yani, ben de çocukken ona heves ediyordum. Ama ben Şansal abiye gelip ben işte radyo televizyon bölümü okumaya başladım, kazandım. Ve okulda çok vaktim var, çok boş vaktim var. İstanbul'da yapacak bir şeyim de yok ve çalışmak istiyorum ya da staj yapmak istiyorum dedim. O da dedi ki, bu işin mutfağını öğrenmezsen yok olur gidersin. Yani hani ekran kaymak tarafı, ekranda görünmek seni tatmin eden taraf, hoşuna giden taraf, insanların seni izlediği, seninle ilgili yorumlar yaptığı taraf tabii ki daha fazla haz veriyor gibi görünebilir. Fakat gerçeği o değil. Eğer senin sunduğun şeyin nasıl hazırlandığını, iyi hazırlanıp hazırlanmadığını, bir eksiği olup olmadığını bilmiyorsan ve onu analiz edemiyorsan açıkçası çok başarılı olma şansın yok yani, ya da uzun vadede başarılı olma şansın yok. Ben Şansal bana çok nasihat etti o zaman, televizyoncu olmak başka bir şey, sadece ekran önünde olmaya çalışmak başka bir şey diye. Ve işte 3 sene kadar işte hiç ekranla alakam yoktu benim, sadece işte montajı öğrenmeye çalıştım, sonra metin yazmayı öğrenmeye çalıştım. İşte montaj yapıyordum, metin yazıyordum, röportajlara gidiyordum. Onları gelip montajlıyordum, yazıp dinleyip time code alıp falan. İşte bizim o dönemki ekip çok böyle dev bir kadroydu. Şansal abi vardı, Oğuz Tongsir vardı. Ondan sonra Ercan Taner, Melih Gümüşbıçak, Melih Şendil, Öztürk Pekin, Orhan Şengürbüz. Yani ne kadar hani Türkiye'nin önemli spikeri varsa o dönem bizim kadromuzda çok kıymetli isimler vardı. Dolayısıyla Lig TV'de yeni kurulduğu için böyle yeni kızları ekrana çıkaracağız biz gibi bir şey başlamıştı. Hep o zaman işte radyo televizyonla ilgili spikerlik eğitimi veren kurslar vardı. Üniversite değil de kurslar. Evet. O kurslardan mezun olan işte kızlar geldi. Onları deneme çekimleri yapıldı falan. Neyse, onlar haber okuyorlardı o zaman. Sonra yavaş yavaş dediler ki işte Merve'yi de hani hazırlayalım.
Artık hani ben vakıfım işte, hem gündeme vakıfım, sürekli olarak haber yazıyorum, haber montajlıyorum falan. Ondan sonra bir de ekrana, bir de rahat da bir tipim ben yani, genel olarak rahatımdır. İşte Merve de ekrana çıksın falan. Sonra Ercan abi, Öztürk abi çalıştırdılar, metin okumak, işte vurguları doğru yapmak gibi. Sonra haber bülteni sunmaya başladım. Sonra işte programlar falan, Lig TV ile beraber. Az önce bir detay yakaladım. Ne? Lig TV ile beraber. Burada biraz motor sesi. Lafınızı tamamlamadınız. Devam edin isterseniz. Evet, tamam. Problem yok. Az önce bir detay yakaladım. Televizyonculuk, Şansal Büyükaç size şunu diyor. Televizyonculuk vardır ya da ekran önü vardır. Siz kendinizi nasıl niteliyorsunuz bu konumda? Ya ben şimdi tabii çok ağırlıklı olarak ekranın ön tarafındayım şu anda ama ya son herhalde 5 senedir falan bu kadar tamamen ekranla meşgul olduğum bir iş dönemi oldu. Ondan önce ekrana çıkarken de yine mesela gidiyordum, kendi programımı çekiyordum, onun montajının başında duruyordum falan. Hatta hani ben aletleri bile kullanmayı biliyordum. Hani herhangi bir montaj operatörü yoksa mesela kendi başıma onu montajlayabiliyordum. Bir de ben meraklıyım da onu öğrenmeye. Bir de kimseye ihtiyacım olsun istemiyorum. Yani ben kendi haberimi gittim, röportajımı yaptım, metnini yazdım. Montaj aletini kullanıp montajlayıp yayına verebilecek seviyede olmak istiyordum hep. Yani hani komple işi yapabiliyor olmak istiyordum. Hala öyleyim. Evet, yani ben öyle olunca haz duyuyorum, öyle olunca iyi hissediyorum. Şimdi mesela bir tane kaseti yanlış montajlasalar ya da montajda bir ufak hata olsa ben fark ederim. Dolayısıyla hani o eksikleri görmek, onu düzeltmek, tamamen o işe hizmet edecek seviyede olmak benim takıntımdı yani. Dolayısıyla şu anda da öyle mesela, atıyorum ekran arkasında biz hani ben geliyorum programı sunup gidiyorum gibi görünüyor. Ama ekiple beraber hazırlıyoruz, işte şu kasetler yapılsın diyorum, bunun montajı olsun, montajı izliyorum. Oturup montaj yapmıyorum artık ama sonuçta hani içerik geliştirmek, o içeriğin takibi falan filan, yani hala uğraşıyorum onlarla tabii ki. Evet, hala uğraşıyorum onlarla dediniz. Şöyle bir şey daha soracağım ama size, Marmara Üniversitesi'lisiniz. Hı hı. Nasıl bir duygu Marmara Üniversitesi iletişim fakültesinden? Valla güzel. Ben çok hayal etmiştim. Ben bu arada çok ilk sene biz Adapazarı'nda biz deprem yaşamıştık. İlk sene yani lise son sınıfı okumamıştık. Dolayısıyla ilk sene üniversite sınavını yetecek puan alamamıştım. İstediğim bölüme yetecek puanı. Ve tercih yapmadım ilk sene. İkinci sene çünkü çok hayalimdi benim Marmara iletişim. İkinci sene de çok yüksek bir puan aldım. Hatta bölümümün çok çok üzerinde bir puan aldım. Böyle bayağı Boğaziçi Üniversitesi'nde falan benim alanımda, sosyaldi benim alanım. Benim alanımda yazabileceğim pek çok bölüm varken ben çok takıntılıydım Marmara Üniversitesi'ne. Tek tercihle Marmara Üniversitesi yaptım. Herhalde benim kadar yüksek puan alıp da tek tercih orayı yapan başka öğrenci de yoktu o zaman. Nereye tutuyordu puanlarınız başka? Bayağı Boğaziçi Üniversitesi'nde, Ankara Üniversitesi'nde falan tutuyordu rahat rahat. Ya bölümler o zaman ne vardı? İşte psikoloji vardı, sosyoloji vardı. Onların hepsine tutuyordu bir sürü üniversitede. Yani Marmara'dan daha yüksek puanlı üniversitelere hiçbirini istemedim. Belki farklı bir alanda görebilirdik. Yani bu röportajı yani ben çok çok ya bu benim şey yani ne istediğimi çok bildiğim için hiç başka olmazsa diye bir şey düşünmüyorum. Yani 4 sene daha sınava girmem gerekse 4 sene daha tercih yapmadan girecektim zaten. Hani o bölümü istediğim için o bölümü okuyacağım dedim. Fakat okula bir geldim. Okul şey bayağı prefabrikler, bina hasar görmüş depremden. Küçücük bir kampüs zaten Nişantaşı'nda. Ondan sonra prefabrikler falan. Allah'ım dedim yani ben bunun için mi bu kadar uğraştım? İşte böyle hani çılgın gibi ders çalıştım falan. İşte anormal bir puan aldım. Ondan sonra ben çünkü hiç gidip görmemiştim İletişim Fakültesi kampüsünü. Dedim inanamıyorum yani ben burada mı okuyacağım falan. Çünkü ben tamamen bambaşka bir kampüs hayatı hayal ediyordum. Sonra yani okulla ilgili açıkçası çok büyük anılarım yok benim. Çünkü daha çok çalışarak geçirdim, hep sınavlara gidiyordum. İletişimcinin işi zaten okul, bizim hocalarımız da. Evet yani, o biraz dışarıda böyle alaylı olmak durumundasın. Benim mesela bizim, şimdi ben tam medya mezunuyum ama bizim şirkette ve çalışma hayatım boyunca çalıştığım çok başarılı medya figürlerinin birçoğu atıyorum avukat, ne bileyim ya da üniversite okumamış. Yani onun böyle bizim sektör öyle bir sektör. Yani biraz alaylı yetişmen lazım. Ne kadar okuduğun değil, ne kadar içinde bulunduğun biraz kıymet görüyor. Dolayısıyla bu sektör öyle yani doktorluk, avukatlık falan gibi diyelim. Evet. Şöyle bir şey daha soracağım. Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçeli. Yanlış okumadıysam. Yok doğru. Fenerbahçelisiniz. Spor spikerlerinde şu sorum Fenerbahçeliler, Galatasaraylar, Beşiktaşlılar için geçerli genellikle. Üç büyükler, dört büyükler için. Genellikle işte zaten o da Fenerbahçeliydi gibi haksız, genellikle haksız olan ön yargılara sebep oluyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Vallahi yani açıkçası şöyle söyleyeyim, ben kendi adıma objektif olduğumu düşünüyorum. Dolayısıyla insanların haksız yere yaptığı yorumları ben çok dikkate almam. Haklı eleştirileri her zaman açım ama haksız yapılan yorumlar beni hiç rahatsız etmez, hiç incitmez. Olmaz olur mu yani? Çok oluyor tabii ki. Bir de mesela ben Fenerbahçeliyim. Hani insanlar bunu söylemekten imtina ediyorlar tuttukları takım, ama herkes kimin hangi takımı tuttuğunu biliyor. Çünkü bu sektörde bu kadar çalışıyorsanız herhangi bir takım tutmuyor ya da sporla ilgilenmiyor olma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla bir şekilde insanlar bir takımın sempatizanı. Ama sonuçta bu benim işim yani. Hiç beni ilgilendirmiyor. Hani Fenerbahçe kazanmış, kaybetmiş, bunu gelip iş yerinde yaptığım işe, yazıya, programa yansıtmak için yani çılgın olmam lazım. Zaten o taraftarlık duygusunu da insan kaybediyor işin bu kadar içine girdiğinde. Sen işin iyi olsun istiyorsun. Fenerbahçe'den önce benim işim önemli. Dolayısıyla öyle bir karıştırdığımı hiç düşünmüyorum. Ama mesela bakıyorum Fenerbahçelilerin de kızdığı bir sürü şey oluyor. Evet. Galatasaraylıların da kızdığı bir sürü şey oluyor. Beşiktaşlıların da. O zaman diyorum ki hani her taraf kızıyorsa zaman zaman demek ki evet ortadayım. Evet. Çünkü taraf olmak başka bir şey. Taraf olduğu için insanlar, yani bizi izleyenler taraf. Ben değilim. Fenerbahçeliyim çocukluğumdan beri. Doktor da olsam Fenerbahçeli olacaktım. Dolayısıyla yani çok da beni rahatsız etmiyor açıkçası. Yani ne düşünüyorsam onu söylüyorum. Ben hani düşündüğümü söylemekten de hiç imtina etmem. Birileri kızacak, alınacak diye. Dolayısıyla böyle biraz düz bir tipim. Yani zaman zaman antipatik bulunuyor galiba, öyle yorumlar geliyor ama yani çok da umursamıyorum açıkçası. Evet, umursamıyorum dediniz. Evet. Noktayı koydunuz bu konuda. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin geçmişten günümüze yapmış olduğunuz farklı meslekler var mıydı? Yok. Ya öğrencilik yıllarınız olur, farklı yıllarda olur. Yok, yapmadım. Ya direkt spor spikerliğiyle evet. Meslek hayatınıza başladınız. 18 yaşındaydım işte, 34 yaşındayım şimdi. 18 yaşında spor, yani spor medyasına başladım, spikerliğe biraz daha birkaç sene sonra ama yıllardır aynı işi yapıyorum. Hiç düşünmedim yapmayı bu arada. Hani başka teklifler oldu, ne bileyim. Şimdi bir sürü spor medyası yüzünden bir sürü marka ile işbirliği içinde oluyorsunuz. Ondan sonra bir sürü nasıl diyeyim, kardeş alanda iş yapan sektörlerle haşır neşir oluyorsunuz. Ben hiç istemedim. Yani hiç düşünmedim yapmayı. Hani atıyorum. Hangi alanlardan peki? Yani? Mesela magazin, yani yine medya tabii, medya içinde. Ama mesela atıyorum bir şirketin medya iletişimini yapmam için teklif geldi mesela. Bilindik bir şirketin. Ondan sonra ne bileyim, yine medya sektörü için atıyorum diziyle ilgili bir şey geldi. Sinema filmiyle ilgili bir şey geldi. İşte dizi magazin gibi. Ha evet, ya işte magazin programları sunmak için çok fazla bir dönem şey geldi falan ama hiç yakın hissetmedim kendimi. Yani ya benim alanım spor, sporla başladım, sporla devam edeceğim diye. Hiç ilgim olmadı yani başka şeye. Spor denildiğinde akla genellikle futbol geliyor. Bunu size katılıyorum. Evet, öyle. Ama sizi voleybol tarafında, basketbol tarafında, futbol tarafında da görüyoruz için. Bunu nasıl yorumluyorsunuz her alanındasın? Ya ben spor seviyorum. Dediğim gibi çok küçük yaştan itibaren de benim babam Sakarya'da spor il müdürüydü bir dönem. İşte böyle voleybola da gönderirdi bizi, basketbola da, küreye de. Ben spor izlemeyi seviyorum. Mesela seyahat ederken de ben hani bir takım iş yüzünden yaptığım seyahatler oluyor ve onlar maç için oluyor. Ama tamamen mesela İşten bağımsız, hiç ne yazacağım, ne o maçtan yayın yapacağım falan hiçbir şeyim yok. Yine mesela mutlaka bakıyorum. Atıyorum Barcelona'ya mı gideceğim? 3 gün diyelim ki boşum var. Mutlaka bir maç olsun istiyorum ve bir maça denk getiriyorum. Ya da Yunanistan'a gideceğim. Mutlaka işte bir hani genelde Atina'ya gidiyor oluyorum. Mutlaka ya Panathinaikos'un ya Olympiakos'un maçına denk getirip gidip onu izlemek istiyorum. Yine işte atıyorum İngiltere'ye gideceksem mutlaka maça denk getiriyorum. Hani seyahatlerimi zaten bir şekilde güzel spor organizasyonları izleme şansı yakalayacak şekilde organize ediyorum. Seviyorum yani. Mesela voleybol serisi var şimdi burada. Ya muazzam geçiyor. Açıkçası futboldan uzağım biraz ben. Yani mecburen izliyorum. Öyle yakınım ama gönül olarak uzağım futboldan. Özellikle Türkiye'de. İşte mesela ben voleybol maçında şahane bir spor organizasyonu izlerken Fenerbahçe Beşiktaş maçında insanlar birbirinin kafasını kırıyordu falan. Böyle şeyleri ne görmek istiyorum, ne orada bulunmak istiyorum, ne hakkında konuşmak istiyorum. Dolayısıyla yani spor izleyicisiyim ben. Ülkenin geneli maalesef değil. Yani biz spor izleyicisi yoğun bir ülke asla değiliz. Yani hiç kimse aksine ikna edemez beni. Kazanma hırsının olduğu bir yarışı izlemeyi seviyor insanlar. Spor izlemeyi sevmiyor bizde ağırlıklı olarak. Çok kısıtlı bir spor izleyicisi. Evet, rekabet ortamı yoksa kimse maça falan gitmez, ben iddia ediyorum yani. Evet. Dolayısıyla mesela Fransa'daki gibi olsaydı, haftalar önceden şampiyonluk
ilan edilmiş olsaydı statlar belki o kadar dolmazdı. Yani hani bir sürü örnek verebilirsin buna. İşte atıyorum yarıştan çok erken kopsa mesela Galatasaray şimdi yarıştan çok erken kopmuş olsaydı gider miydi kimse maça gitmezdi. Fenerbahçe'nin hala acaba birisi biri diğerine çelme takar da şansımız oluşur mu diye insanlar biraz daha destekleyelim diye gidiyorlar. Yoksa birkaç hafta önce şampiyonluktan koptuk gibi hissettiklerinde yine gitmiyorlardı. Dolayısıyla hani bir spor organizasyonu izlemeye giden kesim bizde çok az. Ben spor izleyicisiyim. Dünyanın her yerinde. Brezilya'ya da gidiyorum mesela. Hiç hayatımda ismini duymadığım sporcuların oynadığı iki tane takımın maçına gidiyorum. Seviyorum yani onu. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birçok ülkeye gittiğinizi ve seyahatlerinizi hep futbol maçlara denk getirdiğinizi söylediniz. Sizi en çok etkileyen stat, atmosfer, taraftar grubu? Valla ya atmosfer olarak NBA'deki final serileri güzel oluyor. Mesela 2009'da Orlando'da Los Angeles Lakers Orlando finali vardı. Orlando Lakers. Orada çok güzel atmosfer vardı. En son final serisi de güzeldi şeydeki. Golden State Cleveland da çok güzeldi. Atmosfer olarak çok güzel. Bir de NBA hani izleyici, oradaki organizasyonlar, işte süper yıldızlar falan hepsi bir araya gelince çok etkileyici bir atmosfer oluyor. Güzeldi. Onun dışında Bayern Münih stadı çok etkileyici geliyor bana. Barcelona'nın stadında yine çok. Barcelona Real Madrid maçı izledim mesela futbolda. Camp Nou'da. Orası da çok etkileyici bir atmosfer. Onu da sayabilirim ama galiba yani en çok etkileyen futbol. Galiba El Clasico ya. El Clasico evet. Güzeldi evet. Güzeldi. El Clasico evet. Herhalde bir numaraya koyacağım ama NBA'de çok ayrı özel bir organizasyon tabii. Fenerbahçe Galatasaray derbileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya Fenerbahçe Galatasaray derbileri çok güzel ama yani insanların iddia ettiği gibi dünya derbisi falan değil. Yani o biraz bana şişirme geliyor açıkçası. Evet. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bizim ligimiz yayınlanmıyor. Yani beIN Sports şimdi Türkiye'ye girdiği için biraz Avrupa'da yayınlanmaya başladı falan. Dolayısıyla biraz daha daha iyi PR yapılması gereken bir organizasyon olduğunu düşünüyorum Türkiye Ligi'nin. O zaman o derbinin de değerinin artacağını düşünüyorum. Bu şartlarda bana göre biraz kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz yani. Hani tabii ki insanlar bazı önemli futbolcular var diye haber yapıyorlar o derbiyi ve taraftarların birbirleri arasındaki çekişmesi yüzünden ama hani ligimizi kaladıkları için yapmıyorlar. Peki şöyle bir şey soracağım. Az önce birçok isim saydınız. İşte Milik, Gümüş Bıçak, Şansal Duyka gibi. Sizin şu kişilerin benim üzerimde emeği vardı diyebileceğiniz kişiler var mı? Şansal abi bir numara tabii ki. Numara. Yani var olmamın sebebi yani televizyon dünyasında. Bana çok şey kattı Öztürk Pekin. Öztürk abiyi hiç göz ardı edemem. Yani Ercan abiden, rahmetli Orhan abiden falan çok şey öğrendim tabii ama bir numara açık ara Şansal abi. Onun dışında bana kattıkları sebebiyle Öztürk abiyi de hiç göz ardı edemem yani. Şimdi yeri geliyor stüdyoda, yeri geliyor bir statta oluyorsunuz. Bir salonda oluyorsunuz basketbol maçı için. Buralarda Gülünç Han'ı hiç biriktirdin mi yani? Aa, olmaz olur mu ya? Evet. Suratında basketbol topu patladı şeyde. Görüntüsü de vardı onun. Bulursun yazarsan şeyde. Şimdi nerede? Fenerbahçe Galatasaray serisi miydi ya? Bir final serisi. Roko Okić oynuyor Fenerbahçe'de. Roko Okić de sakatlandı. O maç dönüyor muydu? Dönmüyor muyum? Ama Roko Okić'in sakatlığıyla ilgili bir şey var. Damir Mırs işte takım menajeri. Ben de saha içi röportajları yapıyorum Lig TV için. İşte canlı yayındayız falan. Diyorum acayip gürültü var falan bağırıyorum işte kulaklık var. İşte Damir Mırs işte birlikteyiz. Roko Okić'in talihsiz bir sakatlığı derken pat diye suratıma bir basketbol topu geldi. Ama yani suratımda patladı yani top öyle. Ah dedim işte Roko ile benim talihsiz sakatlığım olacaktı falan filan diye. Ama yani o bayağı makyaj olduğu için görünmedi. Eve gittim böyle kıpkırmızıydı suratım. Tabii izleyen herkesin çok komikti. Onu almış bir delik TV. Sinan Erdem'de görünmez kaza diye koymuş her yerde işte o yazıyor falan. Onun dışında komik değil de biraz dramatik bir Galatasaray taraftarının bana küfür etme şeyi vardı, anım vardı. Dışarıya Merve. Evet, Merve dışarı da. Merve dışarı kibar tarafıydı biraz tabii onun. Evet. Var, ama onun dışında o biraz ilginçti. Yayınlarda falan oluyor. Ya orada komik, aslında çok anlamsız gelişti o. Şöyle ben Galatasaray ilk defa Euroleague'deydi o sene. Ve CSK Moskova'da işte bu lockout'tan Krilenko falan gelmişti. CSK Moskova'da böyle anormal yenilmezlik serisi olan falan bir dev kadro.
ve banko şampiyon gözüyle bakılıyor. Namalup. Galatasaray'da da Oktay Mahmudi koç benle lig maçı sonrası röportaj yaptım. Ceska'ya gidecekler Euroleague'de. Dedim ki Ceska maçıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Hani ligdeki maçı kazandınız falan dedik. Yani kazanırız dersek çok gerçekçi olmaz. Hani sonuçta namalup işte dev bir kadro falan. Ama elimizden geleni yapacağız dedi. Neyse gitti Galatasaray Ceska deplasmanına. 15 sayı mı 16 sayı mı farkla yenildi. Ben de maç sonu yayın yapıyorum stüdyoda. İki tane yorumcuyla. İsimlerini hatırlamıyorum kim vardı o zaman. Dedim ki yani Galatasaray'ın gidip deplasmanda Ceska Moskova'yı yenmesini kimse beklemiyordu zaten. Ama çok iyi mücadele ettiler, çok bizi gururlandırdılar falan filan dedim. Bir Galatasaray taraftar biraz herhalde blog falan yazıyor. Hani böyle bir yazdıkları okunan, belli bir kitle tarafından okunan bir çocuk. Ha, ya şey yazmış işte, benim o cümlemi alıp işte devamına sanki hani beklemiyordunun ardına sanki daha kötü bir şeyler söylemişim gibi bir şeyler yazmış. Sonra işte neden Fenerli falan filan diye. Bir tepki doğdu yani orada, anlamadım. Onlar herhalde retweet. Programı izlememiş bile insanlar yani. Tamamen çocuğun yazdığı üzerinden. Sonra o bir büyüdü falan. Sonra ben bir hafta sonra maça gittim, böyle anormal bir tepki. Twitter'da falan anormal tepki. İşte sonra iki sene kadar gitmedim Galatasaray'a. Çünkü bayağı fiziksel şeye varacak duruma falan getirmişlerdi. Yani bir üstüme falan birileri koşuyordu falan yani öyle. Sonra iki sene sonra falan unutuldu yani. Unutuldu geçti. Evet. Kulaklık takıyorsunuz. İşte, evet, çıkarmadım kulaklığı zaten. Evet, çıkartmasınız. Öyle bir şey okumuştum ben de. O zaman şöyle devam edelim. Bir durum var. O durumda şu, 2011 yılında hakkınıza bir yorum var. Kendisinde bir yüzük takıntısı var, tiki var diyorlar. Programda konuşurken devamlı yüzüğüyle oynuyor evet. diyorlar. Şimdi bugün yok yüzük, o yüzden evet. oynamıyorum ama ben ellerimle kollarımla çok şey yaparım. Çok fark anlatırken el kol çok kullanırım. İşte elimde kahve varken kullanmıyordum da. Evet, yüzük varken de işte böyle bir şeyle oynuyorum sürekli falan. Çok hani çok mimikliyimdir zaten. El kol da çok kullanırım öyle beden dilimi. Dolayısıyla insan mesela oje rengime dikkat edenler oluyor falan. İşte yüzükle oynamama dikkat edenler oluyor. Telefonuma bakmama dikkat edenler oluyor falan. İnsanlar çok dikkatliler tabii, görüyorlar ama ben öyleyim, takıntılıyım. Yüzük varsa parmağımda kesin onunla oynarım. Yoksa ellerimle oynarım. Kalem varsa kalem çeviririm. Öyle bir şey, duramıyorum yani. Yani böyle durup konuşamıyorum. İlla oynayacak bir yerim. Peki ilk yayınınızı hatırlıyor musunuz? Ay, hatırlamaz mıyım? Tabii canım. Nasıl hatırlamayayım? İlk yayın en kabusuydu. Böyle şimdi böyle duruyorum. Kafamı da biraz böyle yukarı kaldırmışım. Son sayıyorlar kulağıma, diyorum ki acaba çıksam şu an kapıdan, yani koşup çıksam bu jenerik bitmeden Şans abi beni ne yapar acaba diye düşünüyorum yani. Herhalde diyorum hani keser mi, kovar mı, yok kızım işte olur böyle şeyler mi der, onu hesap ediyorum. Yani Şans abiye ne derim, o bana ne reaksiyon gösterir, onu düşünüyordum hep böyle kapıya bakıyorum. Sonra da jenerik dönüp bitip bana geldiğinde normal okudum haberi ama tabii böyle çok heyecanlı. Çok heyecanlı görünüyordum. Hiç unutmuyorum ilk yayını. İkinciyi bak hatırlamıyorum ama ikinciyi hiç unutmuyorum. O heyecan çok çok heyecanlandım. Tamamıyla ben çok rahatım. İnsan olarak rahatım. Yani benim hani herhangi bir platformda konuşamamam gibi bir durum söz konusu değil. Hani kamera varmış, yokmuş, bin tane insan varmış, kimse yokmuş gibi. Bu rahatlık belki evet, avantajlı. Ya, yani rahat bir insan. Ya şey gibi düşünüyorum çünkü. Ya şimdi mesela bu kamera vesilesiyle atıyorum 1000 kişiye, 10.000 kişiye, 1.000.000 kişiye, yani kaç kişiye ulaşıyorsun. Yani ne olabilir ki mesela, en fazla ne olabilir yani, en fazla hata yapabilirim. Hata yaparsam da işte derim ki hata yaptım, özür diliyorum, düzeltiyorum derim. Düzeltirim, ne olabilir yani? Hani ben öyle yani, hani insani bir şey, insanız neticede. Televizyon izlerken ben mesela biri hata yaptığında, eğer o hatayı yaptığı için onu kapatmaya çalışır, panikle görsem iyi derim. Ama hata yapıp özür diliyorum, yanlış ifade ettim, düzeltiyorum deyip düzeltse hiç beni rahatsız etmez. Dolayısıyla ben de rahatım yani, hata yapsam da özür dilerim, ne olacak yani. Şöyle bir şey daha soracağım size. Bir birinciliğiniz var, Türkiye birinciliği. Evet, silah, tabanca. Ha? Nereden geliyor? Şimdi biz Kafkas kökenliyiz. Babam sürekli bizi değişik spor branşlarına adapte etmeye çalışıyordu falan. Ben hep bir süre gidip sıkılıyordum sonra. Sonra babam da poligona böyle dönem dönem atış yapmaya gitmeyi sevdiği için onunla bir gün gittim. O yapınca daha böyle çok hayrandım çünkü. Benim de hoşuma gitti falan. Sonra ben de deneyeceğim dedim. Havalı tabanca tabii. Ondan sonra
Sonra bir süre gittim falan, baktım hevesim devam ediyor. Devam ettim gitmeye. Sonra antrenörüm de o zaman çok başarılı buldu beni falan. Çok da hevesliydim. İyi gitti yani. Avrupa Şampiyonası'na katıldım. İşte Türkiye rekoru kırdım. Türkiye rekorum hala. Hatta o şey değişti. Puanlama sistemi değişti. Yani benim Türkiye rekorum artık kırılamayacak. Puanlama sistemi de değiştiği için. Öyleyse çok heves ettim. O zaman bugün çok uzun sürmedi. Bugün arkasından olan. Evet, aynen. Şey... Tabii sonra devam edemedim işte üniversite vesaire yüzünden, ama bir dönem yaptım onu, evet. Evet, peki çok teşekkür ediyoruz röportajımız için. Ben teşekkür ederim. Bu işi henüz okuyanlara neler öğrenirsiniz? Yani iletişimcilere, öğrencilere? Ya bana çok yazıyorlar, mail de atıyorlar. Yani sosyal medyadan da bir şekilde mesaj gönderiyorlar falan. Görüyorum o yüzden taleplerini ve merak ettiklerini, ama şimdi açık söylemek gerekirse bu zor bir iş. Yani dışarıdan görüp heves etmesi kolay, fakat içine girip var olmak ve bunu meslek olarak uzun yıllar yapmak, bundan para kazanmak, sonuçta hepimiz bir şekilde para kazanmak için çalışıyoruz. Çok kolay değil açıkçası. Ya benim gibi, ben çok tutkuluydum yani, çok ama. Yani benim mesela üniversiteden hiç arkadaşım yok. İşte üniversite hayatım boyunca hiç hafta sonu arkadaşlarımla bir yerde yemek yemedim. Hiç hafta sonu planı yapmadım. İşte hani abartıyormuş gibi geliyor insanların hikayelerini dinlerken, ama kesinlikle abartmıyorlar böyle hikayeleri anlatanlar. Haftada iki gün falan şirkette yatıyordum yani, işe eve gitmeden. Dolayısıyla ben hani, çünkü çok ciddi bir topluluk var bu iş talebeden, ama bu iş böyle hani 10 sene çalışıp emekli olunan bir şey değil sporculuk gibi. Dolayısıyla zaten insanlar 70 yaşına kadar falan yapıyorlar medya sektöründe yaptıkları işi. Dolayısıyla çok tutkulu olmanız lazım. Yani bıkmamanız lazım, usanmamanız lazım, pes etmemeniz lazım. Çok sabırlı olmanız lazım ve çok istiyor olmanız lazım. Yoksa çok zor yani, yapmak, tutunmak çok zor bence sektöre. Giderek daralıyor, giderek zorlaşıyor. Sadece tek avantajı, evet, tek avantajı dijital tarafı. Dijital tarafta eğer çok tutkuluysanız, çok eğer hakikaten bu işe mesai harcıyorsanız, dijital tarafta da herhangi bir büyük kurumun bünyesinde olmadan da var olabilme şansınız var. O bir avantaj benim başladığım dönemle kıyaslarsak. Ama hani bizim bildiğimiz yazılı ve görsel medya sektöründe şu anda gidip size resmi kadro yapmaları, size böyle tatmin olacağınız bir maaş ve iş vermeleri ihtimali düşük açıkçası. Dolayısıyla biraz böyle bir efor sarf edip ondan sonra oralara tutunma. Tabii yani çok zor, çok zor, çok uzar o stajlar. Evet. Bir şekilde bir şans, birinin şanssızlığı sizin şansınız olur, siz kadroya girersiniz falan, öyle yani bu sektör. Öyle zor bir şey, ama yani yeterince tutkuluysanız eğer her şey oluyor yani, ben kendimden biliyorum. Ben bayağı hani ilk İstanbul'a geldiğimde yani zaman çok hızlı geçmiş gibi geliyor şimdi geri dönüp baktığımda, ama hep böyle köprüden geçerken diyordum yani, ben burada kalacağım, ben burada tutunacağım, ben istediğim bir şey yapacağım diyordum. Ve yani yemedim içmedim, hiçbir sosyal hayatım yoktu. Ama bir şekilde kabul ettirdim kendimi. Dolayısıyla eğer kendiniz ikna olursanız yapacağınıza, herkesi ikna ediyorsunuz. Yani çok çok istemek lazım yani, uğraşacaksınız. Yani çok çok çalışacaksın, uğraşacaksın, araştıracaksın. Yani bir şekilde senin gibi o işi isteyen herkesten biraz daha artın olduğunu ispatlayacaksın. Yani hepimiz aynı şeyi biliyor olsak zaten bir esprisi kalmaz. Ben yani 3 gün için Amerika'ya gidiyorum. Yani keyfim, yani insanlar da All Star'a gidiyorsun falan. All Star'a gidiyorum, ama ben oraya hani gidiyorum. O akreditasyonu alabilmek için uğraştım. Orada bir network oluşturabilmek için uğraştım yıllar boyunca. Dolayısıyla gidiyorum 3 günlüğüne sırf o yorgunluk çekiyorum. Tamam, güzel bir spor organizasyonu, ama yine de orada bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani. 3 gün 15 saat uçup geri dönmek için az bir süre. Evet. Hala pes etmeden uğraşıyorum işte bir şeyler yapmaya. Evet. Peki röportajlarımızla ilgili olumlu olumsuz bir yorumunuz var mıdır? Yani röportajımızla ilgili. Yok, gayet güzel. Bence yani çok uzun süredir yapıyor olman çok güzel bir kere. Yani çünkü bu zordur mesela. Ararsın, randevulaşırsın, iptal olur o randevular, insanlara ulaşamazsın falan filan. Zordur yani. Röportaj yapmak çok zor bir iş bence. Röportajı organize etmek zor. Yapmak kolay da. Evet. Röportajı organize edene kadar insanın sıdkı sıyrılır yani. 10 kere değişir o programlar, sonra telefonlar açılmaz, bir şeyler. Dolayısıyla çok zor bir şey. Yani bu kadar uzun soluklu röportaj yapabiliyorsan senin de tutkulu olduğun sonucuna varıyorum. Dolayısıyla bence güzel, devam et yani. Hani zaman içinde belki değişik boyutlara taşırsın, değişik içeriklere taşırsın. Bana göre çok güzel yani, insanlara böyle arayıp iletişim kurup böyle bir organizasyonla kendi başına bunu yapıyor olman çok güzel bence. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.